Yeni bir çeyiz alışverişi gününden herkese merhabalar dilerim. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de elhamdülillah iyiyim. Evet, şimdi başlayalım çeyiz alışverişimize. Ben bu İstanbullular bilir Eminönü tarzı bir yer var. Eminönü'ne hiç gitmedim ama hani diyorlar, hep sürekli videolarda görüyorum. O tarz bir yer var Ankara'da, Çıkrıkçılar Yokuşu diye. Ben de oradan kına malzemelerini almaya gittiğimde böyle bir takım gördüm. Ve çok hoşuma gitti şu kenarları. Hemen basit şey olacak, abdeste de iyi bir su emecek, ayaktaki su emecek bir banyo takımı almak istedim. Bayağı büyük şeyi neydi o? Şeyi paspası çok iyi. Bir de klozet arkası var. O da şu kadardı. Aynısını, ses geliyor kusura bakmayın. Aynısını Özdilek'te gördüm. Onun da grisini, koyu grisini alırsam iki takım bana çok yeterli gelecektir. Böyle aşağıya linklerini ekleyeceğim bulabildiklerimi. İnşallah sizler de memnun kalırsınız. Ben çok beğendim. Malı, yeri çok iyi böyle. Arkası şöyle, önü de böyle. Özdilek'te aynısı var. Gördüm yani. Bunu da alacağım. İnşallah beğenirsiniz. Şimdiki sıradakine geçelim. Ses geliyor. Kusura bakmayın. Şimdi de şunu şöyle yapayım da şuna geçeyim önce. Şunları bitireyim. Hani küçük züccaciyelerinin ya da esnafın yaptığı hani al abla bu da hediyem olsun denilen bir şeydi. Aslında bu eski tüccarların hani güzelliklerini anlatıyor birazcık da. Biz de böyle bir hediye vermişlerdi. Bunu da hani göz ardı etmek istemedim. Hani sonuçta hediyeleşmek sünnettir. Küçük bir şey ama şöyle pütükare bir tane bez mi ne deniyor buna bilmiyorum. Bir de bunun sofra bezini almak istiyorum. Fetikare bir sofra bezi bordosunu. Bir de oradan bunu Özdilek'ten aldık. Özdilek'ten 140 TL'ye bir masa örtüsü aldım. Düz, dümdüz. Hiçbir şekilli falan yok. Çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Özdilek masa örtüsü. 150'ye ikilik bir masa örtüsü aldım. Gri. Hafif bir naylonumsu bir kumaşı var ama şeyi iyi. Güzel yani kötü bir kumaşı yok. Şöyle gösterteyim. Şöyle hafif naylonum hani kumaş değil de polyesterimsi bir kumaşı var. Hani leke tutmaz öyle söyleyeyim. Bir tane bunu aldım. Bir de yine o tüccarın oradan bir masa örtüsü almak istedim. Bu da 160'a 220. Bu biraz büyük. Bunun kumaşı hafif ketenimsi aynısı. Online'da da var. İnşallah onları da ekleyeceğim. Bu biraz kumaş yani. Şöyle göstereyim. Uçları şu şekilde. Bu birazcık kumaş. Bir tane de böyle düz bir sofra bezim olsun istedim. Ketenimsi çok güzel. Yani bunlar bize çok fazla yeterli. Fazla ürün alıp da evi boğmak istemiyorum açıkçası. Diğer bir ürünüm Yataş'ın ürünlerinin hepsini çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Bu sene ben Yataş'tan çok şey aldım. Ama almaya da devam edeceğim. Yatak örtüsü takımını da Yataş'tan alacağım. Karaca'nın bu dantelli takımları bana göre değil. Daha ben spor ürünler seviyorum. Yine böyle bir şeyde Yataş'ın şeyini aldım. Battaniyesini aldım. Çok kalın bir battaniye değil. Yani ince de değil ama kumaşı çok iyi. Biliyorsunuz bunlar meşhurdu. Rengi onun gözüktüğünden daha şey güzel. Yani şunun daha soft yeşili gibi düşünün. Bunu ne kadara aldım? Heh, burada fiyatı yazıyor. Şöyle bir rakam aldım. Çift kişilik battaniye. Hani uyguna bulur musunuz, bulmaz mısınız bilmiyorum ama ben Yataş kalitesine güvenerek ve %100 pamuk olduğunu bildiğim için bazıları polyester oluyormuş. Ona da dikkat edin. Şöyle güzel. Bunun bordosu falan filan da var. Tüm renkleri vardı grisi ama ben bu rengini beğendim. Hani ben Yataş'ta hani içine karışım olmadığı için seviyorum. Yine Yataş'tan devam edelim. Yataş'ın böyle bir yastık şeyleri varmış. Yastık neyi oluyor bunlar? Ha, yastık özellikle hani yastık satıyorlarmış tekli ve fiyatlarına şok olacaksınız. Bilmiyorum gördünüz mü ama 49,90'a aldım ben bunu. Şöyle göstereyim. Gris bir tane gri. Bunlar yatak örtüsü olarak yatağın üstünde kullanılıyormuş ama ben salonda da kullanırım. İki tane bundan aldım. İki tane de bu renginden aldım. Bu da 49,90. Kesinlikle Yataş'a gidip bir bakın. O kadar güzel ki hani yatakla
şeylerinizi koltuklarınızın üstüne, yataklarınızın üstüne çok güzel bir şey olacaktır, dekor olacaktır. Bence kaçırmayın derim bu fırsatı. Zaten stokları bitiyormuş galiba. Tüm Enza Home yataşların içerisinde var. Diğer bir ürünüm ise bu biraz kirli ama işte benlik bir sorun değil yani. Şey mağazadan geldiğinde böyleydi. İki tane patates soğanlık almış oldum. Bu Tupperware'ün ürününün fake'i mi oluyor? Ya da aynısının üretimi. İki tane soğanlık patateslik aldım. Bunları 150'ye mi 200'e mi öyle bir şeye almıştım. Linklerini aşağıya ekleyeceğim inşallah. Şöyle bayağı güzel bir ürün. 5 litre alıyor. 5 kilo alıyor yani. Kullanırım dedim. Renkleri yoktu. Bir tek bu rengi vardı. Ama bu renk de güzel yani. Mutfağımın köşesinde güzel durur. Diğer bir ürünüm ise Güral Porselen'in, annem almıştı bu çay takımını. Ben de işte çay takımı almadığım için bir tane alayım dedim. Şöyle motifleri düz, gayet düz desen. Bunun yemek takımı da var. Onu da almak istiyorum. Ama onu kendim alırım belki. Çünkü çok şey, tabaklarım çok oldu. Şöyle bir tane düz çay seti, 6 kişilik. Gayet de yeterli diye düşünüyorum. Güral'ın kalitesini biliyorsunuz az çok. Hani kaçırmayın ya. Güral falan gördüğünüzde, Kütahya Porselen, onlar çok pahalı aslında kendi mağazalarında. Sanki biz ucuzmuş gibi, hani bu Polland falan çıktıktan sonra ucuzmuş gibi düşünüyoruz ama çok pahalı ürünler aslında. Özel koleksiyon diye geçiyor Güral. Ben size söyleyeyim. Bulduğunuzda kaçırmayın, alın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Abone olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere.